Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün yine Sinop'un güzel köylerinden Türkeli ilçesine bağlı Düzköy'ü Cayla mahallesindeyim arkadaşlar. Yani aslında Cayla köyü deniyor buraya. Kesildi, ne olacak? Evet arkadaşlar, havada 30 derece. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Şimdi dostlar burası Cayla köyünün girişi. Buradan doğru yürümeye başlayacağım. Buradan doğru yukarı yürüyeceğim. Burada bir iki tane arkadaş var çalışan. Böyle güzel ahşap ev var burada. Ahşap evler benim çok hoşuma gidiyor ya. Güzel böyle bir otantik görüntü veriyor. Siz burada mı oturuyorsunuz? Biz Türkeli. Türkeli'nde. Bu evde çalışıyorsunuz şu anda, evet, değil mi? Evet. Güzel. Ne iş yapıyorsunuz siz? Marangoz işlerini mi? Marangoz işi, mobilya işi. Mobilya. Her türlü yapıyoruz. Bu dışını siz mi yaptınız? Şu ilave biz yaptık. Ha, ilave. İlave oldu. Dışarısında kompre önceden yaptıydı. 3-4 sene önce. Güzel abin de bir. Şimdi yürümeye başlayalım. Burada böyle güzel bakımlı bir bahçe var. Bakımlı bir ev var. Aynı böyle bizim Almanya usulü yapmış abimiz. Güzel burası. Selamünaleyküm. Dayı sen buralı mısın? Hoş geldin. Cayla'lı mısın? Cayla'lı mısın? Evet. Abiyle güzel bir sohbet yaptık. Köy hakkında. Şimdi yürümeye devam arkadaşlar. Şu evde kalmıştım. Gerçekten çok güzel, bakımlı, bahçeli bir ev. Bu hoşuma gitti. Bir yeni evde sol tarafta var. Hep böyle çiçekli falan bu güzel arkadaşlar. Yani böyle güzel çiçekleri ekenlerden de Allah razı olsun diyelim. Her köyde bu kadar böyle çiçek görmüyorum. Şurada yarı ahşap diyeceğim ama galiba plastik kaplama mı tam belli değil. Yani bu tarafları da ilk defa görüyorum. Beni ne bekleyecek? Kim var, kim yok? Onu da bilmiyorum gerçekten. Yani şu evin manzarası da mükemmel. Şuraya bir bakın. Gezdiğim köylerde genellikle mezarlıkları da göstermeye çalışıyorum. Önüme gelen mezarlıkları tabii. Burası yine büyük ihtimalle bir aile mezarlığı. Ağırlıklı Özmen ismi. Yani bazılar oluyor, gurbette oluyorlar. Yani onlar için de tabii böyle bir anı tazelemesi oluyor. Karşıda caminin minaresi gözüktü. Arkadaşlar ama gerçekten böyle derli toplu bir köy, temiz bir köy, bakımlı bir köy. Hani yolları güzel, çamur yok. Evler bakımlı. Köyün büyüklüğünü de gerçekten bilmiyorum. Ne kadar büyük bir köy. Şimdi nereden gideceğimi de bilmiyorum. Cami şurada.
Bir şu sağ taraftan doğru yürümeye başlayalım bakalım. Devam edelim. Bakalım sohbet edecek birisini bulabileceğiz mi? Burası da Cayla köyünün, Cayla mahallesinin camii. Burası Türkeli'ne bağlıymış. Ben de bu köyleri gezdikçe yavaş yavaş öğreniyorum. Böyle güzel kutu gibi bir camileri var. Caminin avlusu, bahçesi, böyle oturma yerleri var. Güzel. Yine caminin bahçesinde mezarlar var arkadaşlar. Bir mezarlık da burada var. Burayı da yine olduğu kadar göstermeye çalışıyorum. Göstereyim. Şu anda köyde daha fazla sohbet edecek kimse yok. Evet, bizim köy köpeklerinden birisi maşallah evi bekliyor burada. Şu yukarı doğru bir yürüyeyim. Şu anda olduğum yerde burası arkadaşlar. Manzara böyle. Da yine iki tane mezar var. Böyle bahçenin içinde. Yani güzel de yolları var gerçekten. Şimdiye kadar bir ahşap ev görmedim. Daha fazla beton evler. Genellikle yeni yapılmış. Yani öyle eski ev de yok. Evet, burası son evim galiba. Yukarı doğru ev yok. Şuradan bir su içelim. Oo, buz gibi su. Bu evin de muazzam bir manzarası var. Yani gerçekten sanki böyle bir kanyonun üstündeyiz gibi. Evet dostlar, şimdi şu yukarıdan geldim de orada evler son sanmıştım ama burada bir abiyle tanıştık. Sonra kendisini tanıttı. Caminin, bu köyün hocasıymış kendisi. Orada da 4 tane daha ev var dedi. Bir de muhtarın eviymiş galiba, değil mi? Çekilmeden olmaz. Tabii, bir de üstelik böyle 5 senelik muhtarımız değil, 35 senelik. 35 senelik muhtar artık videomu sponsor eder, söylersin artık. Bir dahakinde bana bir taksi gönderir belki. İnşallah. Senin ismin neydi kardeş? Mutlu kardeşim de böyle beraber bir oturduk. Biraz sonra çay içeceğiz inşallah dönüşte. Arkadaşlar şimdi şuradan doğru yukarı yürüyorum. Şu caminin kenarındaydım. Şimdi bu rampayı yukarı çıkacağım. Bu sene bu rampalardan kurtulamadım. Ama çok sıcak. Yani şuraya bakar mısınız? Nihat abi, sana da hava beğendiremiyoruz diyeceksiniz biliyorum da. Soğuksa soğuk eleştiriyorsun. Yağmur yağıyor yağmur. Şimdi de sıcak. Ama güzel ya. Gerçekten güzel bir köy. Galiba tepeye çıktım. İşte bizim köyler böyle. Sinop köyleri böyle. Yani devasa köyler. Mesela burası da Düz köyüne bağlı. Muhtarlığı lakin Düz köyüne belki burası 5-6 kilometre bir mahalle. Ne kadar yüksekte olduğumu şöyle size göstereyim. Tabii ki her zamanki gibi manzara mükemmel. Evet, burada yine güzel bir köpeğimiz var. Kaçıyor sandım ama kaşınıyor galiba. Lan ne haber? Ne haber? Ha koçum? Ne haber? İyi misin? Şimdi geldim köyün sonuna. Burada böyle bir tane daha ev var. Evet, burası böyle. Şimdi buradan yine geri döneceğim.
şimdi oradan yukarıdan yine caminin kenarına geldim. Caminin yanına geldim. Şimdi bu soldan doğru devam edeceğim. Zaten bir bu cadde daha varmış. Burada güzel bir incir ağacı var. Tay incir yok ağacında. Özmen villa. Maşallah. Güle güle oturun inşallah. Evet, buradan ilerisi beni tane bekliyor. Bilmiyorum tabii ki kaç tane ev var. Deniz sonuna kadar yürüyeceğim. Öyle gözüküyor. Ne haber gençler? Ne yapıyorsunuz bakalım? Okul yok değil mi? Okula gidiyor musunuz? Ben gidiyorum. Kaçıncı sınıfa? Dörde geçtim. Dörde, maşallah. Senin ismin ne? Berat. Berat, maşallah. Sen? Çağrı. Çağrı, maşallah. Sen kaç yaşındasın koçum? 8. Köyün gelecek gençleri ne var dedin? Köpek. Köpeğiniz de var. Hı-hı. Hangisi? Kurt. Şurada içeri giriyor. Hadi maşallah. Kedim var. Burada bir ulum plaka bir araba var. Almanya'daki benim memlekete yakın. Ziline basalım. Oo, burada güzel bir ahşap ev var. Ama şu anda kullanımda değil galiba. Onun yerine bunu yapmışlar. Ulum plakalı araba, selamünaleyküm. Kimse yok mu evde? Amcam, ne zamandan beri köydesin? Ben daha birkaç gün oldu geleli. Emekli oldun? Emekli oldum, oradayım, buraya geliyorum. Yazda buraya geliyorsun değil mi? Ulum'un içinde mi kalıyorsun? Ehingen'deyim. Ehingen'de kalıyorsun maşallah. Çocuklar var mı orada? Var var. Selam söylemek ister misin? İsterim, isterim. Tamam, aleyküm selam. Bir el salla bakalım. Selamlar olsun hepsine. Siz benim rehberim olur musunuz artık? Olurum. Vallahi mi diyorsun? Hadi bakalım. Abi, bu evde kimse önceden yaşıyordu. Vefat etti buradaki insan. Allah rahmet eylesin. Bizim de tanıdığım bak. Bu tür yapılarda ben çok köy gezdim. Böyle ayakta kalan. Şu anda 3 tane var. Yani şu görmedim. Bunlar samanlıkmış arkadaşlar. Şu ikisinin ortasında bir tane daha vardı da o yıkıldı. Yapma ya. Rehberlerim iyi ha. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Ben kanalımı takip ederim. Herkese çok selamlar. Selam. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz köyümüze. Aleyküm selam. Burada da güzel abilerle, ablalarla güzel bir sohbet yaptık. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bu köyde gerçekten hoşuma gitti. Bak, her yerde böyle çiçek var. Her yere çiçek ekmişler. Güzel böyle ahşap ev, gerçekten tam böyle benim hoşuma gidecek şekilde bu ev güzel. Hani böyle burası bana tipik bir Ege köyü gibi, böyle bir Akdeniz köyü gibi. Hani görüyorsunuz, yani az bir çiçek işi nasıl değiştiriyor. Sürmesi çok eğlenceli. Aynen, burası güzel, yol da beton zaten. Ama inekler yapılırken çok bastıkları için çok engebeli olmaya olmuş. Olsun, yine iyi ya. Yine iyi. Sizin için yine en azından çamur yok. Taş yok. Abi. Köy uzadı ya. Hani öbür taraf küçük gözüküyordu ama bu tarafa doğru bayağı bir uzunmuş. Yani hem eski yapılar. Burası da yine eski bir ahır galiba. Hem gördüğünüz gibi yeni yapılan var. Burası yine böyle bir ahşap ev. Burası kimin eviydi? Sizin ev miydi burası? Çağrı'nın evi mi? Hadi bakalım maşallah. Deniz abla diye birisi yorumlar ama hep yazıyordu. Ablam, şimdi senin köyüne geldim. Burası da senin mahalleymiş. Şimdi bu ablalar sizi tanıyor. Bu karşıdakiyle sohbet ettik. Bu abla da sizi tanıyor. Eskiden sizin ev buradaymış galiba değil mi? Burayı satın aldım işte. İşte bilmiyorum. Deniz abla ne zamandan beri bana yazıyor da. He? Çok özledim. Cayla'ya bir git diye yazmış. Ben geleyim buraya. Tanıyorsun Deniz'i nereden? Ben tanımıyorum. Benim YouTube kanalım var. Ha, video çekiyorum bu bölgede.
O da hep yorum yazıyordu bana. Evet, burada bir tane kuyu var. Kuyu var vallahi. Oo. Su içiyor. Ha? Su içiyor. Bazen geliyor. Buz gibi kuyu suyu su. Yarın. Şimdi buraya doğru kaç tane ev var bilmiyorum. Buraya da çıkacağım inşallah. Çağrı, ben sana Deniz ablamıza da inşallah az da olsa bir hatıra tazeleme olur. Şöyle devam yürüyelim. Selamünaleyküm. Burada yine bir ablalar ve abiler var. Arkadaşlar, bizim köylerin misafirperverliği çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bir selam verdik. Hemen böyle bir masa düzüldü zaten. Ablamız tek ilk kahve soğuk getirdi bize. Sonradan fark etti. Su ısınmamıştı. Şimdi abimiz de Almanya'dan gelme. Bonda emekli olmuş. Yazlarda böyle 5-6 ay burada kalıyor. Bunlar da komşuları. Abim, birisine selam söylemek istiyor musun? Tamam, kim var Almanya'da? Kızlarım var. Soranlara çok selam. Hepsine selam. Hepsine selam. Soranlara falan, evet, değil mi? Evet. Bütün komşularım. Abla, sen burada köyde yaşıyorsun. Senin var mı Almanya'da akrabaların, çocukların? Akrabam da eltimin anne, kayınımın kızı var. Abla, nerede kalıyorlar biliyor musun? Onların bir teveccühü bir yer ama aklıma gelip de değemem. Neyse, artık dersin. Nihat Yavuz YouTube kanalı dersin. Oradan seyredin beni dersin. Evet. Değil mi? Siz bir şey söylemek ister misiniz? Siz köyde mi kalıyorsunuz? Biz köyde kalıyoruz. Siz ablam? Kahve için çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Çocuk yurt dışında. Görenlere. Onun da mı yurt dışında? Tamam, söylesene sevamını abim. Tamam, okumuş onlara çok çok selamlar. Çoluk o çocuk abi. Tanıyan tanımayana çok selam. Çocuklar nerede? Nürnberg, Berlin. Vegasburg, Berlin, Nürnberg. Oo, maşallah, bütün Almanya dağılmışlar. İki oğlandan bir kızım var işte. Maşallah, buradan da hepsine selam olsun. Selam. Şöyle bir el sallan hepsine. Hadi. Oho, ne haber lan? O kaçtı, bu gölgeleniyorlar. Ne haber oğlum? Sen de hastasın galiba. Bu köy hoşuma gitti. Böyle köylerde gezmesi gerçekten zevk veriyor. Böyle misafirperver. Yani gerçekten hep güler yüzlü insanlar. Güzel. Evet arkadaşlar, burası Cayla köyünün sonu. Abiler, selamünaleyküm. Şimdi buradan ben geri döneceğim. Ondan sonra drone'umu kaldıracağım.